Türk denizcilik tarihinin mihenk taşlarından Çaka Bey. Bazı kaynaklara göre adı Çakan, Çakas olan Çaka Bey, Oğuzların Çavuldur boyundan gelmektedir. Muhtemelen Alp kökenli bir ailenin evladı olduğu için doğumuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Tarih sahnesine çıkışı ise 1071 Malazgirt Zaferi sonrasında olmuştur. Yüksek ihtimalle bu savaşa katılmış ve daha sonrasında Danişment Gazi'nin yanında yer alan Tur Hasan Gazi mahiyetinde Anadolu içlerine gitmişti. Danişment Gazi ile Tur Hasan Gazi Kayseri'de ayrıldılar ve Hasan Gazi alemdar sıfatıyla daha içlere doğru ilerledi. Bu ilerleyişi esnasında yanında Çaka Bey'den başka Karatona, Hasan Hoşavendi gibi isimler de vardı. Tur Hasan Gazi Kayseri'den İzmit'e kadar akın faaliyetlerini başarıyla devam ettirdi. Birçok ganimet topladı ve coğrafya hakkında bilgi sahibi oldu. Ancak İzmit yakınlarındaki Alemdağ mevkiinde mevzilenen Doğu Roma kumandanı Alexander, Tur Hasan'ı mağlup etmeyi başardı ve Hasan Gazi burada şehit düştü. Bu mağlubiyet sonrasında Çaka Bey de Romalıların eline 1078 tarihinde esir düştü. Çaka Bey, İmparator Botanaitis'in sarayına gönderildi. İmparator ona bir esir gibi değil de misafiri gibi davranıyordu. Çaka'ya hoş ikramlarda ve imtiyazlarda bulunuldu. Anna Komnena'ya göre Çaka, Doğu Roma Sarayı'nda Homeros'u okuyup anlayabilecek kadar Roma dilini öğrendi. Aynı zamanda buradayken denizciliğe de merak salan Çaka, daha da ileri giderek denizden bir kuşatmayla İstanbul'u alıp Doğu Roma tahtına oturmayı hedefine koydu. 1081 yılı başlarında tahta çıkan 1. Alexios Komnenos, Çaka'ya verilen imtiyazları onun elinden aldı. Çaka da bir yolunu bularak Doğu Roma Sarayı'ndan kaçmayı başardı. Derhal yanına topladığı akıncılarla beraber Batı Anadolu'da faaliyetlere girişti. Yaptığı akınlar sayesinde gittikçe güçlenen Çaka Bey, alpleriyle birlikte Simirna yani İzmir'i kuşatma altına aldı. İzmir, Batı Anadolu ticareti için önemli bir merkez olmakla beraber Adalar Denizi'nin kilidi sayılabilecek bir konumdaydı. İzmir'in ele geçirilmesiyle beraber tüm Adalar Denizi ve Anadolu kıyıları feth açık hale gelecekti. Anadolu'da fazla bir direniş gücü bulunmayan Doğu Roma fazla direnemedi ve Çaka Bey İzmir'i 1081 yılında fethetti. Çaka Bey derhal İzmir'in Müslümanlaştırılması için çalışmalar başlattı. Şehirdeki en büyük kilise camiye çevrildi ve cuma namazı kılındı. Çaka Bey, ahaliye iyi muamele edilmesini askerlerine tembihlemiş ve dini inancı fark etmeksizin herkesi koruma altına aldığını ilan etmişti. Çaka Bey, şehrin fethi sonrası ilk işlerini tamamladıktan sonra İzmir'e bir tersane kurdurdu. Kısa zamanda yapılan 40 gemiyle Türklerin ilk açık deniz donanması meydana gelmiş oldu. Yeni donanmasıyla beraber denizlerde Türk'ün bayrağını dalgalandıran Çaka Bey, bu tarihten sonra İzmir merkezli teşkilatını oluşturdu ve Anadolu beylikleri arasında yerini aldı. Çaka Bey'in donanmasına kavuştuğu sıralarda Anadolu Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Halep'te aniden vefat etmişti. Onun yerine Anadolu tahtına Ebul Kasım geçmiş ve gerçekleştirmek istediği İzmit muhasarası için Çaka Bey'in yardımını istemişti. Çaka Bey de bu istek üzerine donanmasıyla Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İzmit Körfezi'ne kadar ilerledi. Ebul Kasım'ın karadan kaleyi abluka altına almasıyla kuşatma başladı. Çaka Bey birliklerinin bir kısmını karadan Ebul Kasım'a yardım için gönderirken, bir kısmını da denizde kendi yanında tutmuş ve ani gelebilecek saldırılara karşı hem gözcülük vazifesini yerine getirmiş hem de deniz üzerinden sağlanabilecek mühimmat desteğinin önüne geçmişti. Kuşatma bir müddet devam etse de başarıya ulaşılamadı ve mecburen geri dönüldü. Çaka Bey, geri dönüşte Doğu Roma'nın denizdeki zafiyetini bir kez daha görmüş ve adaların fethe müsait olduğunun farkına varmıştı. Ancak bunun öncesinde İzmir'in çevresi güvene alınmalıydı.
Bu sebeple Foça'yı kuşatan Çaka Bey kısa sürede burayı zapt etti. Bu fetih sonrası hiç vakit kaybetmeden güneye inen Çaka Bey, aynı hızla Urla'yı da almaya muvaffak oldu. Tarihler 1086'yı gösterirken Çaka Bey amacına ulaşmış ve İzmir'in güvenliğini sağlamıştı. Aldığı yerleri derhal imar eden Çaka Bey, buralara da tersaneler yaptırarak kalelerin korunması için asker yerleştirdi. Yeni fetihler ve akınlarla güçlenen Çaka Bey, karada büyük başarılar kazanmıştı. Ancak bu zamana kadar hiç denizlerde akın faaliyetlerinde bulunmamıştı. Takviyelerle donanmasını güçlendiren Çaka Bey, denizlerdeki etkinliğini bu tarihten itibaren arttırdı. Pek çok ganimet elde etti ve her geçen gün bu bölgede büyüyen bir güç haline geldi. Çaka Bey, 1088 yılı savaş mevsiminin bitmesi üzerine İzmir'e döndü ve burada kışı bir sonraki yıl yapılması planlanan akınların hazırlıklarıyla meşgul olarak geçirdi. Neticede 1089 yılının yaz aylarında Midilli'yi kuşatma altına aldı. Türklerle baş edemeyeceğini anlayan kale kumandanı, işler ilerlemeden sulh yoluyla kalenin anahtarlarını Çaka Bey'e teslim etti. Böylece Çaka Bey'in Adalar Denizi'nin kuzeyindeki hakimiyet sahası genişlemişti. Adalar Denizi ve kıyılarındaki tehlikenin her geçen gün artarak çoğaldığını gören İmparator 1. Alexios Komnenos, İzmir'in geri alınması için son ümitleri olan Sakız Adası'nın da tehlikeye girdiğini fark ettiğinden, Çaka Bey üzerine deniz kuvveti sevk etti. Çaka Bey, üzerine gönderilen kuvveti öğrenir öğrenmez savunma tedbirleri aldı ve Sakız Adası yakınlarında düşmanı bozguna uğrattı. Bu mağlubiyet sonrası iyiden iyiye sinirlenen 1. Alexios, donanmasını Çaka Bey üzerine gönderdi. Çaka Bey, bu sefer işin çok daha zor olduğunun farkındaydı. Karşısında bu sefer büyük bir güç vardı. 19 Mayıs 1090 tarihinde her iki donanma, Koyun Adaları yakınlarında karşı karşıya geldi. Çaka Bey, Türk filosuyla Doğu Roma donanmasını yok etmeyi amaçlayarak gemilerini düşmana rampe etti. Şiddetli çarpışmalar öğlen saatlerinde başlayıp gece yarısına kadar devam etti. Neticede Doğu Roma donanmasının kaçıp kurtulabilen 5-10 teknesi dışında geri kalanların bir kısmı zapt edilirken diğerleri de batırılmıştı. Türklerin bu ilk deniz savaşı böylece Doğu Roma donanmasının büyük yenilgisiyle sona erdi. Koyun Adaları Savaşı adıyla tarihe geçen 19 Mayıs 1090 tarihli deniz savaşı, Türk donanmasının ilk deniz savaşıydı ve Türklerin zaferiyle neticelenmişti. Koyun Adaları zaferinden sonra Çaka Bey önderliğindeki kuvvetler Sakız Adası'nı da kuşatıp kısa sürede zapt ettiler. Daha sonra hiç vakit kaybetmeden Sisam'a yakın Nikerya'da zapt edildi. Nikerya'nın fethi sonrası Çaka Bey, kıyıya yakın bir mevkide bulunan Sisam Adası'nı da topraklarına katmayı başardı. Böylece Çaka Bey'in Adalar Denizi'ndeki faaliyetleri başka bir boyut kazanmıştı. Artık Çaka Bey, sıradan bir akıncı beyi olmaktan çıkmış, İzmir merkezli sultanlığı ile beraber siyasi bir konuma yükselmişti. Çaka Bey, Koyun Adaları zaferi sonrası Sakız, Nikerya ve Sisam'ı fethetmiş, ardından da İzmir'e geri dönmüştü. Ancak İmparator 1. Alexios, Çaka Bey'in yorgunluğundan istifade ederek Konstantinos Dalasenos komutasında bir kuvveti Adalar Denizi'ne sevk etmişti. Dalasenos da derhal bölgeye geldi ve Sakız Adası'nı kısa sürede geri almayı başardı. Çaka Bey, Sakız'ın düştüğünün haberini alır almaz çabucak adayı abluka altına aldı ve Dalasenos'a barış teklifi sundu. Çaka Bey kendisine verilen imtiyazların geri verilmesi halinde adaların tümünü teslim edeceğini söyledi. Ayrıca kızının imparatorun oğluyla evlenmesini teklif etmiş, böylece aradaki bağların kuvvetlenmesini istemişti. Ancak Dalasenos kazandığı zaferin sarhoşluğuyla bu sulh teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Çaka Bey Sakız'ı iyice zorlamaya başladı. Nihayetinde Doğu Romalılardan adayı ikinci kez almaya muvaffak oldu.
Doğu Romalıları boş bırakmamak gerektiğinin farkına varan Çaka Bey, hazırlıklarını yaparak yeniden fütuhata girişti. İlk olarak İzmir'in güneyindeki Efes'e kadar gelerek kaleyi kuşatma altına aldı ve fethetti. Daha sonra denize açılan Çaka Bey, Batnoz'u ele geçirdi. Batnoz'un fethi sonrası donanmasıyla beraber Rodos üzerine giden Çaka Bey, adayı abluk altına aldı ve kara askerinin de yerleşmesiyle birlikte kuşatma başladı. Rodos, diğer fethedilen adalara nazaran oldukça mukavemet etmesi beklenen bir adayken, Doğu Roma, taht şehrinin Anadolu Selçuklu tehlikesiyle karşı karşıya olması sebebiyle kale ve şehirlerdeki askerlerinin bir kısmını taht şehri ve çevresindeki kalelere yerleştirmişti. Doğu Roma'nın Rodos'ta zayıf durumda bulunmasının bir diğer sebebi ise halen devam etmekte olan Sicilya mücadelesiydi. Bu mücadele sebebiyle İyon Denizi'nde askere ihtiyaç duyuluyor, bu ihtiyacını da çevre adalardan gideriyordu. Bu sebeplerle Rodos, beklenenden çok daha kısa bir sürede fethedildi. Rodos gibi mühim bir adanın fethi sonrası Çaka Bey, kendisini Anna Komnena'ya göre imparator ilan etti. Çaka Bey, daha sonrasında fethedilen bölgelerde hakimiyetini kurmak ve kabul ettirmek için bir müddet bekledi. Bu süre zarfında fethedilen yerlerde imar faaliyetleri yapılıyordu. Ayrıca fethedilen yerlerin neredeyse hepsinde birer tersane kurulmuştu. Bu olumlu gelişmeler sayesinde Çaka Bey'in donanması her geçen gün daha da güçleniyordu. Bu durumda elbette Doğu Romalılar için daha kötü günlerin habercisiydi.